Merhaba sevgili arkadaşlarım. Yeni bir sorumuzla beraberiz. Hemen devam edelim. Aşağıda bazı elementlerin kullanım alanları ve elementin sembolünü gösteren kartlar verilmiştir. Günlük hayatta ihtiyaçların karşılanması için kullanılan bazı araç gereçlerin üretiminde ve çalışma sistemlerinde elementlerden yararlanılır. Elementlerin kullanım alanları ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri yanlıştır? Gelişen teknoloji sonucu araçlarda yakıt olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Nedir bu? Hidrojen. Isıya dayanıklı renkli cam üretimi ile roket yakıtlarında ateşleyici olarak kullanılır. Nedir bu? Bor. Lityum, seramik ve cam üretimi ile roketlerde itici güç alıcı sağlamak amacı için kullanılır. Ne neydi? Azot. Soğutucu ve buzdolaplarında soğutulmanın sağlanması için kullanılır. Evet. F. Flor. Buzdolabı, klima ve soğutma sistemlerinin çalışması için kullanılır. Si. Silisyum. Cam üretiminde ham madde olarak kullanılır. Birinci öncül, farklı amaçlar için üretilen araçların yakıtların elde edilmesinde farklı elementler kullanılabilir. Bu nedir? Doğrudur çocuklar. Bakın hidrojen, bor. İkinci öncül, tüm cam çeşitlerinin üretiminde aynı element kullanılır. Hayır arkadaşlar, bakın burada silisyum var. Bir de lityum var. Farklı elementler kullanılır. Aynı çeşit element demiş. O yüzden ikinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül, farklı elementler aynı ürünün üretilmesi ve veya çalışması için kullanılamaz demiş. Hayır, bakın yine cam üretiminde silisyum, yine seramik ve cam üretiminde lityum kullanılıyor. Farklı elementler kullanılabiliyor. O yüzden 3 de yanlıştır, 1 doğrudur. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 2 ve 3 D seçeneği olur. Beyza saf maddeler konusuyla ilgili aşağıdaki yapı modellerini oluşturuyor. Buna göre Beyza'nın modelleri oluşturduğu maddelerin aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? A seçeneği kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermeleri. Evet, kendini oluşturan elementlerin, bakın burada sarı top var, mavi top var, aynı. Yani kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermeleri ortak özelliktir. Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini kaybetmeleri. Evet arkadaşlar, bakın. Bunu sarı top olarak, bunu da mavi top olarak kabul edersek eğer, ikisi birleştiğinde ne olur? Yeni bir bileşik oluşur. Bu bileşikler oluştuğunda elementlerin özellikleri ne yapar? Kendi özelliklerini kaybeder. Yeni bileşiğin özelliği ortaya çıkar. O yüzden bu da doğrudur. Atom çeşitlerinin ve sayıların farklı olması. Atom çeşitleri aynı arkadaşlar. Bakın sarı, mavi, sarı, mavi. Büyüklük olarak, küçüklük olarak da aynı elementler. Atom çeşitleri aynı fakat sayıları farklı demiş. Sayıları evet farklı. Burada 4 tane, burada 3 tane var. Ama atom çeşitleri farklı olamaz. Aynı olacak o da. Yani cevabımız C seçeneği olur çocuklar. Element ve bileşiklerin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki şema oluşturulmuştur. Verilen özelliklerin başında kutucuğa özellikleri doğru ise D, yanlış ise Y yazıldığında kutucukların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Elementler ve bileşikler saf maddedir. Doğru mu arkadaşlarım? Evet, doğrudur. Elementler formüllerle, bileşikler sembollerle gösterilir. Hayır arkadaşlar, bu yanlıştır. Tam tersi olacak. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilirler. Bu yanlıştır. Bileşikler en az iki farklı atomdan oluşur. Evet, bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yani doğru yanlış doğru olacak. Hangi seçenekte var? B seçeneği doğru cevabımızdır. Aşağıda bazı element ve bileşiklere ait modeller verilmiştir. Buna göre verilen modeller aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır? Atomik yapılı element, molekül yapılı element, molekül yapılı olmayan bileşik, molekül yapılı bileşik şeklinde arkadaşlar bize ne yapmış? Gruplandırma yapmış. Hemen seçeneklerden 1, 2, 3, 4 nolu numaraların hangisine ait olduğunu bulalım çocuklar. 1 numara kime aittir arkadaşlar? Molekül yapılı olmayan bileşiğe aittir. Bakın arkadaşlar bu bileşik. Ancak molekül yapılı değil. Molekül yapılı hangisi olur arkadaşlar? Bakın bunlar nedir arkadaşlar? Molekül yapısındadır. Değil mi arkadaşlar? Bakın bu molekül yapılı elementtir. Bu nedir? Molekül yapılı bileşiktir arkadaşlar.
O yüzden 2 molekül yapılı elementte olacak. 4 numarada kimde olacak? Molekül yapılı bileşikte olacak. Bakalım hangi seçeneklerde var bu? D seçeneğinde var. Bakın arkadaşlar direkt doğru cevabı bulmuş olduk. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda tabloda element ve bileşiklerin özellikleri karışık olarak verilmiştir. Tabloda verilen özelliklerden bileşiklere ait olanların bulunduğu kutucuklar boyandığında tablonun son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Moleküllü yapıda olan çeşitleri vardır. Nedir arkadaşlar? Bu doğrudur. Bunu boyayacağız. Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılabilirler. Unutmayın bize sadece bileşiklere ait olan özellikleri soruyor arkadaşlar. O yüzden bunu da boyayacağız. Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılabilirler. Bileşikler ayrılır. Elementler ne olur? Ayrılamaz. Sembollerle gösterilir. Sembollerle kim gösterilir? Elementler gösterilir. Bileşikler neyle? Formüllerle gösteriliyordu. Aynı cins atomlardan oluşur. Aynı cins atomlardan oluşur. Doğru mudur arkadaşlarım? Hayır. Farklı cins atomlardan oluşur diye söylemiştik önceki sorularımızda da. Belirli şartlarda birleşerek farklı maddeleri oluşturabilirler. Evet, doğrudur. Belirli şartlarda birleşerek neyi oluşturuyor? Farklı maddeleri oluşturabiliyor demiştik. Farklı cins atomlardan oluşur. Evet, bu da doğrudur. Hemen bakalım. A olmaz, B olmaz, C olmaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Fevzi, element sembollerini öğrenmek için hazırladığı aşağıdaki gösterilen oyunda her bir elementin isminin yazılı olduğu kartın iki yanına yapıştırdığı kağıtlara ismi verilen elementin doğru sembolü ile yanlış bir sembol yazıyor. Ömer, Fevzi'nin hazırladığı oyunda ismi verilen elementlerin doğru sembollerinin yazılı olduğu kağıtları kopararak doğru eşleşmeleri yapmıştır. Buna göre Ömer'in kopardığı kağıtlar aşağıdakilerden hangisidir demiş çocuklar. Hangisini koparacak arkadaşlar? Ömer, helyum gösterimi bu şekildedir. Bunu koparacak. Azot. Sonra hangisini koparacak? Neyi? Azotun sembolü neydi? Buydu. Kükürt hangisidir arkadaşlar? S harfini koparacak. Kükürt'ün sembolü de neydi? S'ydi arkadaşlar. Yani ne olacak? H daha sonra N daha sonra S olacak. Cevabımız hangisi? A seçeneğidir çocuklarım.